Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara Suresi 229-231. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ele alacağımız bu bölümde boşanmakla alakalı bazı hükümler bize bildiriliyor. Cenab-ı Hak şöyle bize bildirmekte. اَتْتَلَاقُ مَرَّتًا Boşamak iki keredir. فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ Sonrasında ise ya maruf bir şekilde tutmak vardır. Hanımını yanında tutmak vardır. Ev tesrihun bi ihsan veya güzellikle onu salıvermek vardır. Kur'an-ı Kerim'de boşamakla alakalı bu hüküm bize bu şekilde bildirilmiş. Günümüzdeki medeni hukukta uygulama daha farklı. Kur'an-ı Kerim'de mesele şu şekilde anlatılıyor. Erkeğe 3 boşama yetkisi verilmiş. Ve bu bir defada bütün bağları koparmak şeklinde istenirse kullanılıyor. Buna bid'at talak denilmiş. Ama eftal olan illa bir boşama olacaksa bunu 3 ayrı dönemde yapmak. Bu da daha böyle ihtiyata uygun olan bir boşama şekli. Tabii niçin böyle 3 defa boşama hakkı verilmiş? Bunun üzerinde bir derece durulabilir. Aslında boşamak hoş bir şey değil. Aile yuvasını kuran kadın erkek ebediyen beraber olmak için bu akdi yaparlar. Ve esas olan boşamak değil, evliliğin devamıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ebgadul halal ilallah et talak. Allah'ın en hoşlanmadığı helal boşamaktır. Bazı durumlarda boşamayı gerektiren olaylar olabiliyor. Boşanmayı gerektiren durumlar yaşanabiliyor. Böyle olunca iki tarafın büyük bir ızdırap içinde kalmasındansa ayrılmaları daha uygun olabilmekte. Kur'an-ı Kerim'de evlenmekle alakalı hükümler var. Boşamakla alakalı hükümler de var. Ve normalde bu 3 boşama yetkisi erkeğindir. Yani niçin erkeğe verilmiş? Onu da kısaca ifade etmeye çalışayım. Yaratılış noktasında kadınlar daha hissidir. Erkek ise daha sağduyu sahibi olabilir. Heyecandan daha uzak olabilir. Öfkesini daha iyi kontrol edebilir. Bunu söylerken her kadın böyledir, her erkek böyledir anlamında demiyorum. Bazı kadınlar erkeğe nispetle daha müdebbir olabilir. Bazı erkekler de kadına nispetle daha heyecanlı, fevri olabilir. Ama itibar geneledir. Umum olarak bakıldığında erkek daha dirayetli, daha aklı selimli hareket edebilecek durumdadır. Kadın ise çok zeki bile olsa hissi hareketleri erkeğe nispetle daha fazladır. Bundan dolayı boşama yetkisi erkeğe verilmiş. Eğer kadın isterse daha ilk nikah akdi esnasında bu 3 haktan birini, ikisini veya tamamını alabilir. Der ki ben seninle evleniyorum ama boşama yetkisi bende olacak. Veya bu 3 haktan bir tane veya 2 tanesi bende olacak diyebilir. Ve o zaman bu yetkiyi aldığında istediği zaman kullanabilir. Ama bu iş tabii çocuk oyuncağı değil. Ve işte canım sıkıldı seni boşadım. Bu manada kullanılacak bir şey değil. İşte kadına verilmemesinin bir sebebi böyle açıklanıyor. Ben ilmi bir toplantıda bunu bizzat şöyle bir olayda yaşamıştım. İslami konuların anlatıldığı, tebliğlerin sunulduğu bir toplantıdaydık. Ben kendi konumu takdim ettim. Konuşmacılar arasında bayan bir ilahiyatçı da vardı. O da kendi konusunu takdim etti. Başka konuşmacılar da oldu. O bayan konuşmacıya, ilahiyatçı bayana şöyle bir soru yöneltildi. Denildi ki siz ilahiyatçısınız. Kur'an-ı Kerim'de boşama yetkisi erkeğe verilmiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O zaman şunu söylemişti. Dedi ki, kocam da dinleyenler arasında mutlu bir aile hayatımız var. Ama dedi, itiraf etmem gerekirse şunu söyleyebilirim. Eğer yetki bende olsaydı herhalde bugün artık biz evli olmazdık, boşanmış olurduk. Ve bu kadının tabiatını ifade etmesi noktasından önemli. Yani kadın hissi hareket edebilir, fevri hareket edebilir. Bundan dolayı boşama yetkisi normal şartlar altında
erkeğe verilmiştir. Gerçi bazı erkekler de bunu suistimal edebiliyorlar. Yani erkekte bir yetki var ama bu yetkiyi kötüye kullananlar olabiliyor. İşte rastgele boşama lafzını ağzına alabiliyor ve bunun neticesinde hanımını boş hale getirebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam boşama olayının ciddi bir olay olduğunu şöyle anlatıyor. Üç şey vardır ki bunların ciddisi de ciddidir. Şakadan söylenmesi de yine ciddidir diyor. Bunlardan birisi evlilik. Yani biz evlendik diye akit yapılmışsa bu bir oyuncak değildir. Ve bunlar gerçekten evlidirler. Biri boşamak, biri de köle azat etmek. Demek ki boşamak bu da yeri geldiğinde bir haktır. Ama rastgele kullanılması gereken bir hak değil, sorumluluğu gerektiren bir haktır. Üç defa olmasının hikmetini şöyle izah edebiliriz. Kadın ve erkek işte aile hayatıyla bir araya geldiler ama bazı problemler yaşadılar. Eğer bir defada bütün bağlar koparılmış olsa belki de bir miktar sonra pişman olacaklar. Tekrar beraber olmak isteyecekler. İşte bu açıdan bunlara böyle bir imkan, böyle bir fırsat verilmiş oluyor. Diyelim bir defa boşadı ve hanımı ric'i talakla, dönülebilir bir boşamayla ondan ayrı oldu. Olur ya, aradan biraz vakit geçer ve bu vakit geçmenin neticesinde kadın erkeği, erkek kadını özlemiş olabilir. Ve hatalarını fark ederler, bir araya gelirler, mutlu bir şekilde yaşarlar. Resmi bir muameleye lüzum olmadan bu şekilde aile hayatlarını devam ettirirler. Ama günümüzde her ne kadar uygulamada fertler bunlara dikkat edebilirlerse de ama resmi uygulamada bir defada iş bitiriliyor. Bir defada bitirildiğinde artık onların tekrar evlenmesi yeniden başka prosedürleri gerektirebiliyor. İşte İslamiyet'te iki defa erkeğe bu noktada yetki verilmiş. Üçüncü de artık son hakkıdır. İsterse o son hakkını kullanarak nikahı devam ettirir veya güzellikle salıverir, aralarındaki bağ kopmuş olur. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا Ve sizin onlara vermiş olduklarınızdan bir şeyi almanız uygun değildir. Yani erkek evlilikte karşı tarafa, kız tarafına mehir verir. Boşamış olduğu hanımından o mehri geri alması uygun bir şey değildir. İlla en yahafa alla yuqima hududallah, ancak Allah'ın hudutlarını koruyamayacaklarından korkuyorlarsa o ayrı. Yani diyelim ki bir şekilde bir evlilik meydana geldi ama baktılar ki bu evliliğin düzgün devam etmesi mümkün değil. İki taraf bunu anladı ve kadın tarafı bu durumda isterse ben işte almış olduğum mehirden vazgeçiyorum der. Ve o şekilde evliliği daha da kolaylaştırabilir. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ Eğer onların Allah'ın hududunu çiğnemesinden korkarsanız, burada hitap velilere ve hakimlere, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ O ikisi için kadının fidye olarak bir şey vermesinde bir günah yoktur. Yani kadın baktı ki, mutlu bir evlilik olmayacak. İşin başında hemen bu anlaşıldı. Epey bir mehir de almış olabilir. Ben mehrimden vazgeçiyorum. Ayrılmak istiyorum der ve o şekilde ayrılabilir. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın koyduğu hudutlardır. Allah'ın koyduğu sınırlardır. Fela ta'teduhe. Sakın Allah'ın koyduğu bu sınırları aşmayın. Ve men yeteadde hududallah. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşacak olursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, evlilik olayı çok ciddi bir olay. Diyelim bir insan bir araba alır, arabada bir arıza çıkar, onu gönderir veya satar, yerine başka bir araba alabilir. Ve arabanın hisleri yoktur. Araba bundan dolayı bir darılma içerisinde de olmaz. Ömür boyu bunun ızdırabını çekmez. Ama bir kadın ve erkek evlilik yoluyla bir araya geliyor. Artık aralarında bir bağ, bir münasebet meydana gelmiş oluyor. Ve bunlar
bir ve beraber oluyorlar. Birbirlerine helal oluyorlar. Ama aralarında meydana gelen bazı sıkıntılar sebebiyle ayrıldıklarında iki taraf da ömür boyu bunun ızdırabını çekiyor. Yani evet, boşanmak bir yönüyle kolaydır. Erkek boşadım der, mesele biter. Veya kadın mahkemeye müracaat eder. Bunun neticesinde boşanırlar, mesele biter. Ama diyelim ortada bir çocuk olabilir. O çocuk ömür boyu ikisinin evliliğini hatırlatacak bir olaydır. Ve çocuk iki arada kalmış olacaktır. Anası ayrı bir yerde, babası ayrı bir yerde. Ve çocuk ömür boyu bunun ızdırabını duyacaktır. Öte yandan çocuk olmadan diyelim ayrıldılar. Yine de iki taraf en azından bir yara almış olacaklardır. Ve ömür boyu bunun ızdırabını çekeceklerdir. Bundan dolayı herhalde evlenirken daha böyle dikkatli olmak, hemen böyle bir oldu bittiyle evlenmemek, biraz inceleyip sık dokumak gerekiyor. Ve bir insan gerek kız tarafı gerek erkek tarafı hayatını kiminle birleştirecek, buna dikkat etmeli. Ve bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki tarafın birbirini görmesini ve birbirini tanımasını nazara veriyor. Mesela bir delikanlı Peygamberimize geliyor, diyor ki ya Resulallah, beni filane ile evlendirmek istiyorlar. Acaba ne dersiniz? Peygamber Efendimiz şunu soruyor. Peki diyor, sen onu gördün mü? Hayır, görmedim ya Resulallah diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz git gör, ardından kararını ver diyor. Demek ki belli ölçüler çerçevesinde birbirlerini görürler. Hatta birbirleriyle konuşurlar. Ve evlilikle alakalı durumlarını görmüş olurlar. İki taraf birbirini tanımış olur ve bunun neticesinde evlilik gerçekleşir. Ancak günümüzde bunun başka türlü bir suistimali var. İki taraf önce bir gönül eğlendiriyor. Birbirlerini olduğundan çok daha fazla tanıyorlar. Sınırda duramıyorlar. Allah'ın koyduğu sınırlarda duramıyorlar. Bunun neticesinde evlilik öncesi ilişkiye varacak kadar işi ileri düzeye getirebiliyorlar. O derece aşırı gidebiliyorlar. Halbuki bu konuda da Allah'ın bize belirlediği veya Peygamberimizin bize belirlemiş olduğu ölçüler vardır. O da nedir? İki taraf birbirine yabancıdır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yabancı bir erkek ve kadın baş başa kaldıklarında aralarındaki üçüncü şahıs şeytandır. Ve günümüzde bunun çok örneklerini görüyoruz. İşte birbirlerini yakından tanıyalım derken epey daha yakından tanıyacak şekilde beraberlikleri oluyor. Daha evlenmeden çocuk sahibi olabiliyorlar. Ve bundan zararı daha çok kız tarafı görüyor. Ve kız tarafı yara almış oluyor. Ve bunun neticesinde toplumda bayağı problemler, bayağı çalkantılar meydana geliyor. Demek ki dikkat etmek gerekir. Allah'ın koyduğu ölçüler, peygamberin nazara verdiği ölçüler vardır. O ölçüler çerçevesinde konuşmak, tanışmak, ardından da bu işe ciddi bir şekilde karar vermek gerekir. Evlilikten maksat gönül eğlendirmek değildir. Bir yuva kurmak ve o kurulan yuvada hem mutlu bir şekilde yaşamak hem de geleceğin altın neslini, medar iftiharımız olacak, geleceğimizin garantisi olan yeni nesilleri yetiştirmek. Gaye bu olmalıdır. Ve bunun için bir araya gelinmelidir. Yoksa gönül eğlendirmek, hoşça bir miktar vakit geçirip ardından sen yoluna ben yoluma tarzında böyle bir şey olmamalıdır. Ama özellikle Batı kültürünün global bir kültür halini alması ve filmlerle bunun her tarafa yaygınlaştırılması neticesinde artık ülkemizde de pek çok genç kız, pek çok genç erkek gayrimeşru şekilde bir araya gelebiliyorlar. Birbirlerini dinin ortaya koyduğu ölçülerden çok daha ileri bir şekilde tanıyorlar. Adeta karı koca oluyorlar. Ama evlilikte olmadan birbirlerinden ayrılıyorlar. Pek çok harama girmiş olarak ayrılıyorlar. Demek ki dikkat etmek gerekiyor. Delikanlı diyoruz. Kanı deli, kanı rahat durmuyor tabiri caizse. Genç kız, o da yine kanı deli durumda.
Anne babaların ve bunların yakınlarının iyi rehberlik yapması lazım. Ve bu noktada kendilerine zaman zaman nasihatlerde bulunmaları gerekir. İşin vehametini eğer dikkat edilmezse, ölçülere uyulmazsa ne gibi vahim sonuçlar doğacağını açık bir şekilde anlatmak lazım. Diyelim bir genç kız gönlünü bir delikanlıya kaptırmış olabilir ve bunun neticesinde gayrimeşru beraberlikte yaşamış olabilirler. Şeytan boş durmaz ve iki tarafı bu şekilde bir araya getirebilir. Bunun neticesinde kızcağız evlilik dışı bir çocuk sahibi olacak. Ve belki de çocuğunun babası normal nikahlı kocası olmadığından çekip gidecek ve kızcağızın elinde herhangi bir şey de yok. Ömür boyu bunun vebalini hem ruhunun omzunda taşımış olacak hem de toplum içinde iyi bir nazarla bakılmayacak. Bu gibi olaylar az da değil. Günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu açıdan ileride işte boşanmayı netice verecek basit evlilikler yerine daha çok bir mantık evliliği meydana getirmek, iki tarafın birbirini meşru ölçüler çerçevesinde tanıması ve ona göre evliliğe karar vermeleri daha uygundur kanaatindeyiz. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlar. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşacak olursa onlar zalimlerin ta kendileridir. فَاِنْ طَلَّقَهَا Eğer kocası onu boşayacak olursa hanımını فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ Artık o kadın ona helal olmaz. حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ O kadın bir başkasıyla evlenmedikçe. Yani kadın ve erkek evlendiler. Aralarındaki bütün nikah bağları koptu. Üç nikah hakkı da ortadan kalktı. Bunun neticesinde durum nedir? Durum, kadın artık eski kocasından tamamen bağımsızdır. Ve bir başkasıyla evlenmedikçe eski kocasına helal değildir. Her ne kadar bazıları hulleyle, yani göstermelik bir evlilikle eski kocasına helal hale getirmeye çalışıyorlarsa da bu uygun görülmemiştir ekser alimlerce. Ve işi bir hileyle halletmeye çalışmak tarzında değerlendirilmiştir. Bir kadın sahabi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor, ben kocamdan boşanmıştım. Ardından işte falanla evlendim. Ama yeni evlendiğim kocam iktidarsız. Ben eski kocamla beraber olmak istiyorum diyor. Onunla evlenmek istiyorum. Peygamber Efendimiz tam bir evlilik yaşamadan bu olmaz diyor. Yani göstermelik bir evlilikle evlendik ayrıldık. Tekrar eski kocamla beraber olacağım demek olmaz. Gerçekten evlenmiş olacaksın bir başkasıyla. İki taraf aile hayatı yaşayacak. Ardından boşanırsanız o zaman eski kocana helal olursun buyuruyor. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا Ama ikinci kocası onu boşayacak olursa artık eski karı koca için bir günah yoktur. اَنْ يَتَرَاجَعَا Birbirlerine müracaat etmeye. اِنْ ظَنَّ اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu sınırları bu defa riayet edeceklerine kanaatleri varsa birbirlerine dönebilirler. Burada eğer zannederlerse diyor, çünkü gayiptir. İkinci defa bir araya geldiklerinde mutlu olmalarının yine bir garantisi yoktur. Ancak zannı galiple hareket edebilirler. Ve tilke hududullah, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yübeyyinuha likavmin ya'lemun, bilen kavimler için Allah bu şekilde beyan ediyor. Ve izâ tallaktumun nisâe, hanımlarınızı boşadığınızda, kadınları boşadığınızda, febelâhne ecelehunne, ve onlar ecellerine, yani müddete ulaştıklarında, feemsikûhunne bimâruf, ya onları maruf bir şekilde yanınızda tutun, ev serrihûhunne bimâruf, veya maruf bir şekilde artık nikah bağını tamamen koparın. لَا تُمْسِكُوهُنَّ دُرَارًا لِتَعْتَدُوا Yani onlar iddet müddetini beklesinler diye onların zararına onları yanınızda tutmayın. İşi bir oyuna, zarar vermeye çevirmeyin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim bu şekilde yapsa kendi nefsine zulmetmiş olur. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَ Allah'ın ayetlerini eğlence vesilesi yapmayın.
Yani Allah'ın ayetlerini ciddiye alın ve ona göre değerlendirin. Vezkuru ni'metallahi aleykum, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Ve ma enzel aleykum minel kitabi vel hikme ya'izukum bih. Allah'ın size kitapta kitap ve hikmet olarak indirdiği şeyleri, bunları nazara alın ve size verdiği öğütleri nazara alın. Vettegullah, ve Allah'tan korkun, sakının. Ve alemu ennallâhe bi küllü şeyin alim. Ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Cenab-ı Hak mutlu bir şekilde yaşamayı, aile hayatımızda geleceğin altın nesillerini yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.